Bugün Ankara'da o zirve gerçekleşmeden hemen önce MHP cephesinde kısa süreli de olsa hareketli anlar yaşandı. Nedenini anlatalım. Partinin genel başkan yardımcılarından Zafer Aycan'ın yaptığı bir açıklama. Skandal bir açıklama. Aycan açıklamasında hem Cumhur İttifakı'nı hem de Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı aslında. Bundan sonra MHP'nin dediği olacak dedi. Genel başkan yardımcısına cevap bizzat Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli jet bir talimatla Aycan'ı görevinden aldı. Cumhurbaşkanı adayımız da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. MHP cephesi gün boyu oldukça hareketliydi. Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, milletvekili dağılımına atıfta bulunarak mecliste bundan sonra biz ne dersek o olacak açıklaması yaptı. Cumhur İttifakı'na darbe vuracak bu sözlerin cezasını Devlet Bahçeli anında kesti. İttifakın gereğini gönül huzuruyla yapacağız. MHP lideri hemen talimat verdi ve Kahramanmaraş Milletvekili Aycan Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındı. Genel merkezden tek cümlelik bir açıklama yapıldı. MHP cephesini meşgul eden bir diğer başlıksa Alaaddin Çakıcı'nın tehditvari sözleriydi. Organize suç örgütü liderliğinden tutuklu Alaaddin Çakıcı haddini fazlasıyla aşarak seçimi değerlendirdi. Hem Cumhurbaşkanı'na hem de İçişleri Bakanı'na ağır ithamlarda bulundu.